Evet arkadaşlar, şimdi yine akşama doğru başlayan bir vlog. Neden akşama doğru başladığını anlatayım bugün. Bugün bütün gün evdeydik neredeyse arkadaşlar. O yüzden akşam başladı. Şimdi de dışarı çıkıyoruz. Ben de dedim ki hemen vlog kamerasını alayım, vlog çekeriz bari dışarıda dedim. Ha, bu da vlog çekiyor bak. Sen ne anlatıyorsun? Bir şey aklıma geldi, onu söyleyeceğim. Her iki vloga da söyleyeyim. Arkadaşlar, her iki kanala da söylüyorum. Antalya'da yaşayan, elinde böyle 5D Mark 2 veya 5D Mark 3 olan veya o tarz Sony veya herhangi bir Nikon makinesi olan birileri bana mesaj atarsa Instagram'dan çok sevinirim. Çünkü güzel, aklımda birkaç tane çekim var, onları yapacağım. 5D Mark 3 veya 5D Mark 2 lazım, güçlü kamera lazım, ISO'su varsa Instagram'dan bana ulaşsın, bakacağım. Evet arkadaşlar, eğer öyle bir kameraya sahipseniz, öyle bir donanıma sahipseniz Instagram'dan mesaj atmayı unutmayın. Şimdi kanka, biz nereye gidiyoruz? Beni bırakmadan gitsin. Yaptığın şey büyük bir ahlaksızlık. Niye radyoyu açmadın? Çünkü radyoyu aç, CD açıyorum. Senin gibi ben fakir miyim lan? CD'nin tanesi 25 kuruş ama. 100 tane alınca 4,5 lira. Dışarıdan CD alak dışı yapak lan. Arabaya CD çekek lan. Oğlum müzik yok. Yemin yok. 7 yıldır aynı müziği dinliyorsun. Hatay'a en son geldiğim günden beri aynı müzikleri dinliyorum. Başka şey yok. Erindiğinden eşeğe dayı diyorsun işte. Nereye gidiyoruz? Starbucks'a gidiyoruz kanka biz. Aa, Starbucks bakışı. Starbucks. Starbucks'a gidince adın ne oluyor? Cem. Benim adım ne oluyor? Muhterem. Çok büyük lan. Ananı aradığını satayım. Çok tatlıydı ama değil mi? Evet. Ya Diyarbakırlılarla keyif. Abi Diyarbakırlılarla keyif. Arkadaşlar bir şey rica edebilirim. Evet. Bakmayın. Kanka biz neredeyiz şimdi? Starbucks'a yeter Allah'ına. Sanki... Kanka böyleydi. Oha. Tamam kanka, sileceğim. Bak Yasmin abi. Beni zoomlama. Zoomlamadım ki, yaklaştım. Yana. Ne bu kanka? Hayır. Kanka gel çekeyim. Seni fame yapayım mı? Yap. Fame oluşum. Fame oldun kanka sen şimdi. Ooo, ben senin fame edeyim mi? Oğlum. Ben kabulüm yani bu konuyu. Şimdi biz Starbucks'taydık yaklaşık 2 saattir. Çıktık şimdi. Midye almaya gideceğiz. Yaklaşık 200 tane 300 tane midye almaya çalışacağız. Alabilirsek. Almaya çalışacağız gibi. Çalacağız gibi. Bir de arkadaşlar, midyenin tanesi normalde 1 lira. Midyenin tanesi normalde 1 lira. Biz 200 tanesini 20 liraya alacağız. Şimdi size Antakyalı olmanın taktiğini göstereceğim. Antakyalı olmanın verdiği bu pazarlıkçılığı öğreteceğim. Bunlar sohbet ede yürüyor. Ben Pokemon arıyorum yolda. Şuradaki Pokestopları şey yapacağım. Toplaya toplaya yürüyorum. Bari yürüyorken de yumurta da açtım. Yumurtam da patlayacak az sonra. 5 kilometre olmak üzere. 10 kilometrelik versin de güzel bir şey çıksa bari. Bak çekiyorsun. Ne yapıyorsun? Çok iyi. Sen ne yapıyorsun? Çekiyor mu? Hayır. Çekmiyor mu? Yok. Neden? Peki ne yapıyorsun? Dışarı ne yapacaksın? Görmüyorum ben kendimi. Bakacaksın mı kendine? Evet. Çok güzel. Çok güzel. Hadi bay bay. Bay bay. Hala Pokemon oynuyorum ve bir şey fark ettiniz mi? 17 level oldum az önce. Az kaldı. Şurada bir tane yumurtam var, patlamak üzere. Bak tam 5 kilometre oldu. Her an patlayabilir. Ben de daha önce hiç yumurta patlamasını videoya çekmemiştim. Onu çekeceğim şimdi. Ama 5 kilometrelik bir yumurta olduğu için çok iyi bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Ama yine de bakalım, bazen güzel şeyler çıkabiliyor. De şunun ne olduğunu soranlar var. Buradan telefonu kilitleyebiliyorsunuz, sesini kısabiliyorsunuz, ana ekrana falan alabiliyorsunuz. Hani bir takım şey gibi, sayol tuşu gibi. iPhone'un kendi özelliği bu ama Android kullananlar, yani iOS değil de Android kullananlar da bunu Google Play Store'dan yapabilirler yani. Adını unuttum, şuraya videoda eklerim. Şurada yazan şeyi Google Play Store'a aratırsanız direktmen karşınıza çıkar zaten bu. Biz çorbacı yetiştik, hala patlamadı yumurta. Şuraya oturacağız. Hadi patla artık. Patlamıyor. Bakın şimdi patlıyor yumurta. Ay sinem. Hadi 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 hadi. Aa, olmadı. Olmadı. İşler şimdi biz Yasminleri bıraktık. Umut Yasmin'i bırakıp gelecek şimdi. Oradan nereye gideceğiz kanka? Eve mi direkt? Yes sir. Oradan sonra da ben zaten herhalde ya... Abi montajım var ama. Montaj yapacağım, sonra bir el LOL atarım ya da CSGO atar uyurum. Hala Pokemon oynuyorum. Bayağı bir Pokemon yakaladım ayaküstü bak. Ooh yeah.
shot. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Şaka çekmeye gideceğiz. Şaka çekmeyi bu kameradan yapacağız. Şimdi kimi almaya gidiyoruz kanka? Volkan abi almaya gidiyoruz. Onlarla birlikte çekeceğiz. Evet, Volkan abileri almaya gidiyoruz. Şimdi Vivox için bir şaka çekeceğiz. Gelecek hafta cumartesi mi? Valla. Bu videoyu ben yayınlamadan siz şakayı izlemiş olursunuz o zaman. Ben de birkaç tane tüyo vereceğim size şaka nasıl çekilir gibisinden kameranın başındayken. Şimdi de koca kara ansiklopedisini almaya gidiyoruz. Volkan abiyle Melis ablayı almaya gidiyoruz. Ve yolda şu şarkıyı dinleyeceğiz bakın. Şimdi şuradakilere yapacağız şakayı. Hazırlanıyorlar orada. Ben de hemen şakayı çekeceğim burada. Tamam abi, başladım. Atar yaptı, fena attı. Sandalyeyi falan deviriyor. İnşallah görmez. Zeklere bak. Hadi. Ya. Ben de fotoğraf çekinmek istemediler. Düş, gece konuşacaktım lan az kalsın. Şurada iki tane kız var yani karşıdan karşıya geçmeye çalışan. 100 metredir koşuyorum onlara yetişebilmek için. Kamera elimde. Arkamdan Ekin'le Volkan abi kovaladı beni. Kızlara yetişmek için kızların verdiği tepki. Volkan abi diyor ki, sen ne dedin abi kıza? Ne demiştin kıza? Diyeyim diyor. Atlatırım şimdi. Tehdit ediyor bir de ya. Allah'ım yarabbim. İnsanlar gülmeyi bilmiyor. Aynen. Ben bundan nefret ediyorum. Aynen. Ne olacak lan? Niye ciddi yapıyorsun ki? Ne var? İçi buzlu su olsun. Senin üstüne boşalttım, hava 40 derece. Aynen. Zaten plajdan çıkmış ya. Mayolusun yani. Yaptığı hareket bak, terbiyesizlik yapıyor. Bizimki değil, onlarınki yaptı terbiyesizlik bence. Terbiyesiz. Ne oldu? Olmadı, direkt terslediler bizi. Bağırıyor bak, ben çok ciddiyimdir, vururum ağzına gibisinden bir şeyler söylüyor. Şuna bak. Şuna bak. Ne yapıyorsun orada? Aç bilmiyorum, bizi kimse s**t. Bizi şakalara dönelim. Oraya kadar koştuk anasını satayım. Hadi evde, aynen evde yapın şaka önce. Hadi eve gidelim. Evde birbirimize su dökeriz. Oradan gidiyoruz, buranın insanı s**t. Eyvallah. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Bir fotoğraf çekelim ya dışarıda. Şimdi hadi. Aynen hadi gidelim. Hadi çekelim. Volkan da çekelim zaten, ben çekelim. Olsun. Kamerayı ben niye aldım? Evet arkadaşlar, hani kamera şakası nasıl çekilir diye birkaç tane öneri vereceğim dedim. Ya görüntü çok siyah, bir dakika. Evet böyle daha iyi, şimdi daha iyi oldu. Size birkaç tane tüyo vereceğimi söylemişim ama yapmayı unuttum, yani söylemeyi unutmuşum orada. Öncelikle arkadaşlar, kamera şakası çekmek için biraz bütçe gerekiyor. Mesela kamera şakası çekmek için öncelikle kameraya ihtiyacınız var. Tabii ki de en baştaki özellik bu zaten. Ondan sonra kablosuz mikrofona ihtiyacınız var. Kablosuz mikrofon arkadaşlar, piyasada birçok kablosuz mikrofon var. Sizden almaya kalkarsanız 300 liraya Boya marka bir kablosuz mikrofon bulabilirsiniz. Ama Türkiye'de almak istiyorsanız en az 1500 liradan başlayan fiyatlarla kablosuz mikrofon alabiliyorsunuz. Bizim bu videoda kullandığımız kablosuz mikrofon Sennheiser diye geçiyor. Şu anda zaten resmini görüyorsunuz. Kamera şakası çekmek için arkadaşlar kablosuz mikrofon 2 tane olur. Bir tanesini kameranın üstüne takarsınız gördüğünüz gibi. Bir tanesini de kamera şakasını yapacak olan kişi kendine takarsınız. Takar hissesini duyabilelim. Çekeceğiniz, bunlara sahip olduktan sonra çekeceğiniz şakanın içeriğini belirliyorsunuz. Kamera şakasını yapacak olan kişi kablosuz mikrofonu üstüne takıyor. Kamera şakasını çekecek olan kişi, yani benim yaptığım gibi az önce gördüğünüz gibi, kamerayı alıyor. Kamerayı ve kablosuz mikrofonu açık moda getirdikten sonra çekmeye başlıyor. Öncelikle kamerada nasıl odak alacağınızı, nasıl zoom yaptıktan sonra odağı düzelteceğinizi öğrenmeniz gerekir. Bunun için birkaç pratik yapabilirsiniz. Komik bir tepki bile görseniz hani çektiğiniz sırada gülmeyin. Çünkü kamera
Siz güldüğünüzde bu şekilde sallanmaya başlıyor ve çektiğiniz kamera şakası güzel olmaz ondan sonra. Bunlar temel kurallardı arkadaşlar. Eğer gerçekten çok istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve kanala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Bunları söylememiştim videoda. Bunları da söyleyeyim. Ve yorumda belirtin arkadaşlar kamera şakasını nasıl gerçekten hani böyle ciddi bir şekilde nasıl desem. Nasıl böyle güzel bir şekilde çekileceğini öğrenmek istiyorsanız bunu da dediğim gibi yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler.